Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım tarifim, yöresel çorbalarımızdan ezogelin çorbası tarifini hazırladım. Çorbalarımız hem yazın hem kışın vazgeçilmezimizdir. Bu vitamin depolu çorba şimdi tam sezonu arkadaşlar. Sıcacık, soğuk, kış mevsiminde içimizi ısıtacaktır. Tarifimi verirken sizlere en kolay şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım şimdiden beğenirsiniz. Ayrıca sizlerin de desteğinize ihtiyacım var arkadaşlar. Bu tarz videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım. Ve paylaştığım bu videolarıma lütfen beğen ve yorum yapmayı da unutmayalım. Sizlerin desteğine ihtiyacım vardır. Sizlerin yorumlarınız benim için çok önemlidir. Kendinizi lütfen kanalımda gösterin. Şimdi tarifimizin yapılışına geçiyoruz. Ezogelin çorba tarifimizin malzemeleri. 1 su bardağı kırmızı mercimek. Yaklaşık 1 çay bardağına yakın bulgur. Yarım çay bardağı pirinç. 1 soğan. Eğer küçükse 2 tane patates. 1 tane havuç. Varsa mutlaka tavuk suyu kullanın. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 yemek kaşığı biber salçası. Tuz, karabiber, mutlaka baharatlarımızdan nane, kırmızı pul biber, arzuya göre kekik ve çorbamızın kıvamına göre yaklaşık 2-2,5 litre arası sıcak su. Çorbamızın yapılışı, patatesi, soğanı, havucu kabuklarından soyalım ve çok küçük olmayacak şekilde hafif iri iri kareler halinde hepsini doğrayalım. Tenceremize biraz sıvı yağ alalım ve doğradığımız tüm sebzeleri tencereye alalım. Sebzeleri tenceremize aldıktan sonra biraz da zeytinyağı üzerine ekleyelim ve kısa bir süre kavuralım. Daha sonra 1 yemek kaşığı biber salçası ve 1 yemek kaşığı domates salçasını da ekleyelim. Orta ateşte 3-5 dakika kokusu çıkana kadar kavuralım. Bu arada süzgecin içerisine mercimek, bulgur ve pirinçleri alalım. Şöyle bir nişastalı suyu çıkana kadar yıkayalım. Daha sonra bunu da tenceremize ilave edelim. Birkaç dakika daha bu şekilde kavurduktan sonra üzerine yaklaşık 1,5-2 litre kadar sıcak su ekleyelim. Tuz ve karabiber ile çorbamızı tatlandıralım. Karıştırıp sıcak suyunu ilave edelim. Ve yaklaşık yarım litre, eğer varsa biraz daha fazla tavuk suyu kullanalım. Tavuk suyu olmasa da olur ama tavuk suyu gerçekten çok lezzet veriyor arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ederim. Benim bu şekilde haşladığım tavuk suyum vardı. Etleri daha önceden didiklemiştim. Bu şekilde süzgeçle süzdüm, suyunu kullandım ve düdüklü tenceremin kapağını kapattım. Havası çıktıktan sonra 18 dakika saat tuttum ve 18 dakika orta ateşte haşlamaya bıraktım. Eğer çorbamızın suyunu az kullanırsanız çorbamızın dibi tutabilir. Bunu da dikkat edelim lütfen. Eğer dibi tuttuysa hemen başka bir kabın içerisine boşaltıp tenceremizi yıkayalım veya başka bir tencereye aktarıp
Devamı kaynatarak çorbamızı hazırlayalım. Ve süre dolduktan sonra dikkatli bir şekilde düdüklü tenceremin havası indi. Havası indikten sonra kapağını kontrollü bir şekilde açtım. Ve çok güzel haşlandılar sebzelerim. Tabii siz düdüklü tencere kullanmak zorunda değilsiniz. Normal tencerede de pişirebilirsiniz. Ama pişme süresi biraz uzun sürebilir. Bunun için yaklaşık bir 45 dakikayı göz önüne almanız gerekmektedir. Düdüklü tencere hem zamandan tasarruf oluyor hem de elektrik ve gazdan. Tercih tamamen size kalmıştır arkadaşlar. Evet, çorbamızın kıvamını koyu olduğu için birazcık daha sıcak su ile kontrollü bir şekilde ilave ederek açmaya çalışıyorum. Ve bu esnada çok pürüzsüz bir kıvam olmayacak. Çok kısa bir süre el blenderı ile hafiften diri kalan patates ve havuçları ezmeye çalışıyorum bu şekilde. Dikkat edelim, çok püre olmasın. Normal mercimek çorbası gibi pürüzsüz olmasın. Bu ezogelin çorbasında hissedeceğiz arkadaşlar. Bulgurunu, pirincini, mercimeğini hissedeceğiz. Ve tamamıyla patates ve havuçlar ezildikten sonra içerisine yaklaşık 2 çay kaşığı kadar nane attım. Acı seviyorsanız burada bol acı atabilirsiniz. Ben kontrollü bir şekilde acımı attım ve daha sonra yerken kendi tabağıma bolca attım. Ve bu şekilde tekrar karıştırıp üzerine biraz daha su takviyesi yapabilirsiniz koyuysa eğer. Tuzuna da bakın. Eğer tuz da azsa biraz daha tuz ekleyebilirsiniz. Birkaç taşım daha kaynattıktan sonra artık çorbamızı bir de tereyağı ile lezzetlendireceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı kadar tereyağını tavada kızdıralım. Ve bu kızdırdığımız tereyağını çorbamıza ilave edeceğiz. Evet, çorbamızı tereyağı ile de lezzetlendirdik. Şöyle bir karıştıralım. Artık çorbamız servis için hazırdır. Servis tabağımızı alalım. Arzuya göre üzerine nane kurusu ve pul biber ile, arzu ederseniz kekik ile süsleyerek servis yapalım. Soğuk günlerde içimizi ısıtacak gerçekten vitamin deposu çok lezzetli ezogelin çorbası yaptık. Umarım sizler de yapınca çok beğeneceksiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin ve şifa olsun diliyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için ve beğeni ve yorumlarınız için hepinize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen kanalıma bu videodan sonra abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım. Sizlerin desteğine ihtiyacım vardır. Büyük bir aile olmamız için, daha büyük bir kitleye ulaşmamız için sizlerden gelen her türlü desteğe ihtiyacım vardır. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka yayında görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.